dijital çağda malumat yığını ile karşı karşıyasınız. Ve dehşet medya vaizleriyle karşı karşıyasınız. Bir defa şahıs merkezli okumalardan kendinizi korumazsanız sizden alim falan olmaz. Sizden sadece o şahıs kimse, o şahsın taraftarı olur. Şimdi böyle hocaların taraftarları ve takipçileri oluştu. Bundan kendinizi korumazsanız mukallit bile olamazsınız. Mukallit neticede Ebu Hanife'nin, İmam Maturidi'nin mukallididir ama yeni çıkmış sosyal medyada bir adamın mukallidinden mukallit bile olmaz. Bir de bu mukallitlerin sosyal medya üzerinde savaşları var. Birbirleriyle çatışıyorlar, birbirlerini tekfir ediyorlar, birbirlerini suçluyorlar. İnsanlık çökerken, İslam dünyasının her tarafında ateşler yanarken Ettahiyyatı da parmak kaldıracak mıyız, kaldırmayacak mıyız tartışması üzerinden dövüşen iki Müslümandan adam olmaz. Bırakın alim var, adam olmaz yani. Dolayısıyla kendinizi o sosyal medya üzerinden çatışmacı bir din dili kuran insanlardan ne kadar korursanız o kadar güzel bir ilmi hayat üzerinde yürümeye devam edersiniz. Asla oralara girmeyin. Tenezzül bile etmeyin. Kendinizi koruyacaksınız. Kendiniz bir dil inşa ederseniz geleceğin bilgini olursunuz.